Emeklisi maaşında artış bekliyor. Öte yandan enflasyon bir kontrol altına alınsın, hayat pahalılığı dursun. Bunu bekliyor insanlar. Milyonlarca insan sağlıklı beslenmeden uzak, evine aylardır, belki bir yıldır, iki yıldır et bile alamayan milyonlarca insan var. Barınma krizi var. İnsanlar sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya, başını sokacak bir evi yok. Dolayısıyla bir sürü şey var konuşulması gereken. Ama ben önce neyi soracağım biliyor musun sana? Halimiz buyken meclisteki mangal partisini. İlk gördüğünde ne hissettin, ne düşündün? Yıllardır verilen bir parti zaten. Biliyorsun meclis lokantasında da fiyatlar çok ucuz olduğu için... Hani Mangal Partisi ile meclis lokantası arasında bir fark görmüyorum ben. Güzel devam etsinler diyorum. O maaşlarla da zaten o mangal partilerinin yapılması gerekiyor. Doğru olan bir şey o. Biliyorsun hem emekliler emekli maaşı alıyorlar, hem de 73 bin lira gibi ciddi bir maaş alıyorlar. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 lira, asgari ücret 11400 lira iken ve asgari ücretin 16 bin, emekli maaşının 11 bin lira olması konuşuluyor iken toplamda takribi olarak 150 bin lira civarında emekli vekillerin cebine para giriyor. Bu tüm parti vekilleri için bu arada, yani sadece iktidar vekil partisi artı vekilleri emekli için maaşı değil. Yani aynı şey, emekli vekil yanlış anlaşılmasın Selçuk Hocam. Vekil, milletvekilliği aynı zamanda hem vekil maaşı hem de emekli vekil maaşı alınca bu para giriyor değil mi ya? Çok çok doğru. Çok böyle doğru. Bir şey mi var? Ben bunu ilk defa duydum ya. Tabii. Yani hem vekil maaşı alıyor hem de onun üstüne emekli maaşını mı alıyor? Vallahi bunu bilmiyordum ya. Çok skandal bir şeymiş bu. Ciddi mi? Vallahi bilmiyordum. Gerçekten vallahi bilmiyor muydunuz? Gerçekten bilmiyordum. Büyük ayıp. Gerçekten bilmiyordum. Evet. Bu benim ayıbım. Yok ya. Yani gerçekten bu kabul edilir bir şey değil. Yani ne güzel. O zaman ben mesela akademiden ben şey olayım, emekli olayım. Aynı zamanda da doçent profesör maaşı almaya devam edeyim. aslına bakarsanız o daha etik, o sizin söylediğiniz. Çünkü diyelim ki akademiden sizin emekli olma süreciniz 30 yıl falan olacak tahminim, ya da 25 yıl olacak en iyi ihtimalle. Sen bir dönem vekili olacaksın. Ama milletvekili olmak için seçilmeniz ve 2 yıl görev yapmanız yeterli, emekli olmanız için milletvekilliğinden. Tabii. Yani 2 yıl sonra siz ömür boyu o maaşı almaya devam edeceksiniz. 69 bin lira emekli maaşı artı 73 bin lira da vekil maaşı, ikisinin toplamını birlikte alıyorlar. Bu, ne gerek var canım bunları konuşmaya falan diyenler olabilir. Çok gerekli. Yani Mangal Partisi'nden çok bu konunun konuşulması gerekiyor. Biliyorsunuz bu Cumhuriyet'in kurulumunda Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar, öğretmen maaşı ne kadar olsun paşam diye. Milletvekili ne kadar alıyorsa en az o kadar olsun diyor. Ama Türkiye'de bugün 20 bin liralık öğretmen maaşı varken, mevsimlik işçi gibi çalıştırılan öğretmenler varken milletvekillerinin 150 bin lira alması da bir vatandaş olarak bana dokunuyor. Onun için Mangal Partisi'ni ben hiçbir şey olarak görüyorum. Önemsemiyorum bile, daha fazlasını yapsınlar diyorum. Daha fazlasını. Hak ediyorlar çünkü. Yani 150 bin lira maaş alıyorsa o Mangal Partisi'ni yapmayı da hak ediyordur zaten. Vatandaşın sorgulaması gereken bu mangal partileri falan değil. Vatandaşın sorgulaması gereken bu milletvekillerinin şu anki vatandaştan tamamen farklı yaşam stilleri ve buna rağmen vatandaşın parasını belirliyor olmaları. Bunu bir de insanların göze sokmaları. Yani herhangi bir korkuları da yok. İnsanların göze sokarak yapıyorlar. Hem de düşünün, bir vekil yaşam mücadelesi verirken. Hastanede o sıralarda yaşam mücadelesi veriyor. Evet. Tabii. Yani asgari ücret görüşmeleri var. Milyonlarca insan çıkacak karara odaklanmış. İşte Selçuk'un söylediği gibi 7500 lira maaş alan emeklilerin olduğu bir yerde bu kadar yoksula, dedim ya yani aylardır evine et girmeyen insanlar, aileler var Türkiye'de milyonlarca ve sen bu şartlar altında kuru gözüne soğanı reisi satmayız dediler de niye girsin ki? Evet. Şimdi sevgili İbrahim de çok güzel bu konularla ilgili yazılar da yazıyor biliyorum. Yakından da takip ediyorum kendisini de. Şöyle, 7500 lira emekli maaşı, en düşük emekli maaşı diye aslında kendi kendimizi kandırıyoruz. Orada da yanlış bir bilgi var. Onu da düzeltelim. Bir, iki önemli yanlış var. Bir tanesi, kök ücret alan ama 7500 lira maaşı olmayan insanlar var. Yani evet, net maaş olarak 7500 alıyorlar
Ama kök maaşları bunun altında olduğu için yapılacak zamlarla belki tekrar 7500 lira almaya devam edecekler. İkinci önemli konu, bununla ilgili düzeltme yapılması gerekiyordu, hala yapılacak. İkinci önemli konu, en düşük emekli maaşı aslında 7500 lira değil, dul yetim maaşları bunun yarısı kadar neredeyse. Şimdi, evet. Yani 3000 lira, 3500 lira civarında geziyor. Yani bu ülkede, bu ülkede bir markete girdiğiniz zaman artık öyle zengin ağzı yapmayacağım. 3 harflere bile girdiğiniz zaman 1000-1500 liranın altında çıkamıyorsunuz. O da öyle fileler dolusu değil. 2 tane torba, poşet doldurabiliyorsunuz ya da yarı yarıya doldurup çıkıyorsunuz. Hani o 3000 lirayla insanlar maksimum 2 gün, 3 gün geçinebilirler. Kiraların 15 bin ortalamalara geldiği Türkiye'de, İstanbul ortalamasının artık 25 bin liralara geldiği bir ortamda bu insanlara 3000 lira para veriliyor. Velhasıl yani bu iş daha önce 2 sene önce konuştuğumuz zamanlarda barınma krizinden bahsediyordum, hatırlıyorsun Seda. Herhalde bu konuyu ilk gündeme alanlardan birisiydi. Ev fiyatları ve kiralar artarken birileri avuçlarını ovuşturuyordu. Ne güzel bak fiyatlar artıyor diye. Bu büyük bir barınma krizi diyorduk. Bugün de çok ciddi bir sosyal krize doğru ilerliyoruz. Zaten bir sosyal krizin içerisindeyiz. Yani sosyal kriz demek insanların sokağa dökülmesi demek değil. Boşanmaların artması, suçların artması, gaspların artması. Bu nokta çok önemli. Evet, bu mesele evet. Çok hocam. Burası. Yani hırsızlıkların artması, aile içi şiddetin artması, o bu falan filan. Bundan sonraki süreçte çok daha büyük bir sosyal krize doğru gidiyor Türkiye. Bu kafayla devam edilirse böyle yüzdelik asgari ücret belirlemeleriyle falan filan bu iş olmaz. Bu işin çok acil bir şekilde düzeltilmesi ve Türkiye'deki gelir dağılımı probleminin çözülmesi ve orta gelir seviyesinin tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde bak bugünden uyarıyorum, çok ciddi sosyal krizlerle karşı karşıya kalırız. Evet. Eskiden orta gelir grubu çalışıp çalıştığını biriktirip arttırıp ya da işte tazminatını alıp falan bir ev sahibi olabiliyordu. Onlar geçti. Bitti onlar. Bu biteli çok oldu. Şimdi iki çalışan kişi düşünelim ya da ilk karı koca emekli olduklarını düşünelim. Aileden kalan bir ev yok. Kiradalar ve önünde sonunda o evden çıkmak zorunda kaldılar bir şekilde. Şimdi karı koca iki emekli maaşıyla bugün İstanbul'da acaba başını sokacak, nasıl bir ev bulabilir, kiralayabilir? Kiralayamadığı zaman nerede kalır, ne yapar? Yani şimdi geçtiğimiz günlerde onu konuşuyorduk. Hatta bunun nasıl söyleyeyim? Kara mizahı Twitter'da da dönüyordu. İnsanlar emekli olduklarında emekli ikramiyeleriyle ev alırlardı eskiden. Şimdi ev bile kiralayamıyorlar diye. Bayağı bir kara mizah konusu oldu. Ve doğru bu aslına bakarsan Seda. Şöyle, yani İstanbul'un herhangi bir semtinde oturup başka bir semte taşınmaya kalkıyorsan 100-150 bin liraları gözden çıkartmak zorundasın. Mesele sadece kiraların yüksekliği değil yani. Bir yandan da ilk kiralama bedeli diye bir şey var biliyorsun. Tabii. Yani 150 bin lirayı cebine koyacaksın. İşte taşınma maliyetleri, ev tutma maliyeti, depozitosu, osu falanı filanı. Bunları üst üste koyacaksın. 150 bin lirayı cebine koyacaksın, taşınacaksın. Ondan sonra da 25 bin lirayla 35 bin lira aralarında bir yerlerde kira ödeyeceksin. Türkiye'de ilk defa şu sarı sitelerde ben şeyi görüyorum ya. Bu kadar yoğun ölçekte oda kiralamaları görüyorum. Yani birlikte yaşayalım diyen insanları görüyorum. Çok özür diliyorum bu arada. Ne oldu? Niye havlıyor? Misafirimiz var. Benim kapı çaldı. O da geçim sıkıntısı. Bu ekonomik, ekonomik krize köpekler de tepki gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Pardon, çok özür diliyorum. Rica ederim. Mama fiyatları da azdırdı bu arada. İstiyorsan ilgilen, biz Selçuk bakın derdi neymiş acaba, evet. Onu bir anlasın, çözsün. Burada biraz temel sorun, birkaç temel sorundan bahsetmek isterim. Bu işin temelinde verimsizlik yatıyor. Yani bugün iktidar değilse dese ki ben işte emekliye 30 bin lira veriyorum, asgari ücreti 40 bin lira yapıyorum veya 30 bin lira yapıyorum, yapamaz. Bir ülkede birincisi mevcut gelir seviyesini ele alıp onu paylaştırmak. İkincisi geliri artırmak. Geliri artıramazsan
Yani mevcudu paylaştırmada bir sorunumuz var. Evet, paylaştırırsak bir nebze biraz iyileşir şeyler. Ama asıl önemlisi toplam geliri artırma. Toplam geliri artırmak için o ülkede bilim gerekiyor. Bilim teknolojiyi gerektiriyor. Teknoloji katma değeri gerektiriyor. Şimdi Türkiye'de bu işin temeli mevcut yönetim zihniyetinin eğitimden, hani eğitimliler ülkeye zararlı, doktorlar giderlerse gitsinler filan, bütün bunların toplamında bu verimsizlik ortaya çıkıyor. Ben birkaç veriye bakıyorum son dönemde. Mesela sanayi üretimi artışının çok daha üzerinde istihdam artışı oluyor. Bunun anlamı şu: verimsiz bir sanayi üretimi yapıyoruz. Tırnak içerisinde söylüyorum, ben hep bu cümleyi kullanıyorum. Daha fazla hıyar üreterek ülkeyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Bunu niye söylüyorum? 2013 yılı İnovasyon Kongresi'nde Davut Kavranoğlu,